Merhaba arkadaşlar. 2015-2016 1. Dönem Merkezi Ortak Sınavları 8. Sınıf Matematik Sorularını A Kitapçığı üzerinden birlikte inceleyeceğiz. 1. Sorumuzda 1 bölü 6 üzeri eksi 2 sayısının aşağıdaki ifadelerden hangisine eşit olduğu sorulmuş. 1 bölü 6 üzeri eksi 2'yi 1 bölü 1 bölü 6 üzeri 2 şeklinde gösterebiliriz. 1 bölü 6 üzeri 2'yi ters çevirip çarptığımızda sonucu 36 olarak buluruz ki doğru cevabımız D seçeneğidir. İkinci sorumuzda 0,7'nin 3 defa kendisiyle çarpımı 0,7 üzeri A şeklinde 1 bölü 5'in kendisiyle 5 kere çarpımı ise 5 üzeri B şeklinde ifade edilmiş ve A artı B değeri sorulmuş. 0,7'nin kendisiyle 3 defa çarpımını 0,7 üzeri 3 şeklinde gösterebiliriz. Bu durumda a'yı 3 buluruz. 1 bölü 5'i ise kendisiyle 5 defa çarptığımızda 1 bölü 5 üzeri 5 şeklinde gösteririz. Ve bunu da 1 bölü 5 üzeri 5 şeklinde gösterdiğimizde yukarı çıkar, çıkartırken 5 üzeri eksi 5 olarak ifade ederiz. Bu durumda B sayısı eksi 5 olarak bulunur. A ve B'nin toplamı da 3 artı eksi 5'ten eksi 2 eder. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuzda 5 üzeri eksi 4 sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. 5 üzeri eksi 4 sayısını 1 bölü 5 üzeri 4 şeklinde gösterebiliriz. Bu da 1 bölü 5'in dördüncü kuvvetidir. 1 bölü 5 sayısını 2 bölü 10 şeklinde gösterirsek ve kuvveti paya ve paydaya dağıtırsak 16 bölü 10.000 şeklinde yazabiliriz. Bu da 10.000'de 16 eder ki doğru cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bir sayının bilimsel gösterimidir diye sorulmuştur. Bir sayının bilimsel gösterimi A1 ile 10 arasında olmak üzere... A çarpı 10 üzeri n biçimindedir. Bu tanıma en uygun ifade 3,4 çarpı 10 üzeri 9 olan A seçeneğindeki ifadedir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Beşinci sorumuzda 4 üzeri 6 ile 1 bölü 8 sayılarının çarpımı istenmiş. Verilen sayıları çarparken şıklardaki gibi 2'nin kuvvetlerine göre düzenlersek, 4'ü 2'nin karesi biçiminde yazabiliriz. 8'i ise 2'nin 3. kuvveti biçiminde yazabiliriz. Üst üste gelen kuvvetler çarpıldığı için ifademiz 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri eksi 3'e dönüşür. Tabanlar aynı olduğundan kuvvetleri toplarsak 2 üzeri 9 olarak sonucu buluruz. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Altıncı sorumuzda Birler basamağı 9 olan 3 basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır diye sorulmuş. Tam kare sayılar biliyorsunuz 2 çarpı 2 eşittir 4, 3 çarpı 3 eşittir 9 gibi bir tam sayının kendisiyle çarpılarak çarpılmasıyla elde edilen sayılardır. Birler basamağında 9 elde etmek istediğimizden hangi sayıları kendisiyle çarptığımızda birler basamağında 9 olacağını düşünmemiz gerekiyor. Buna en uygun sayılar, buna uygun olan sayılar 13 çarpı 13, 17 çarpı 17, 23 çarpı 23 ve 27 çarpı 27'dir. Birler basamağı 9 olan 3 basamaklı sayılar elde ederiz. Bu 4 sayı soruda istenen koşulları sağlamaktadır. Yani bunu sağlayan 4 adet sayı vardır ve doğru cevap A seçeneğidir. 7. sorumuzda verilen ifadenin bir özdeşlik olması durumunda A'nın kaç olduğu sorulmuş. Verilen ifade bir özdeşlik ise eşitliğin her iki tarafının birbirine birbirini sağlaması gerekmektedir. Bu durumda biz eşitliğin sol tarafındaki 2x çarpanını parantez içerisine dağıttığımızda 6x kare eksi 10x buluruz. Sağ tarafta ax yerine 10x gelmelidir. Demek ki a sayısı 10 olmalıdır. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. 8. soruda verilen eşitlikte kare yerine gelmesi gereken sayı istenmiş. Bu durumda verilen ifadeyi öncelikle düzenleriz. Birbirine benzetmek için kök içinde verilen ifadeleri kök 3'e göre düzenlersek yani 12'yi 4 çarpı 3, 75'i 25 çarpı 3 biçiminde yazıp 4'ü ve 25'i kök dışına çıkarttığımızda 2 kök 3 artı kare 5 kök 3 eksi 1 kök 3 ediyor. 2 kök 3 ile bir şeyi topladığımızda 4 kök 3 elde edebilmemiz için kare yerine 2 kök 3 gelmesi gerekir. Yani doğru cevabımız B seçeneği 2 kök 3 olmalıdır. 9. sorumuzda bir hedef tahtası verilmiş. Bu hedef tahtası yerden 3 metre yükseklikte ve 1 metre çapında. Atılan bir ok bu hedef tahtasına isabet ediyorsa, Okun yerden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuştur. Hedef tahtamızın yerden yüksekliği 3 metre, kendi çapı da 1 metre olduğuna göre, hedef tahtasının yerden en maksimum yüksekliği 4 metre, en alt noktası ise yerden 3 metre yükseklikte. Okumuz tahtayı isabet ettiğine göre bu aralıkta kalmalıdır. Yani yüksekliğine aş dersek bu yükseklik 3 ile 4 arasında olmalıdır. Şıklarımız köklü ifade olarak verildiğinden biz de aralıklarımızı kare kök içinde ifade edersek yüksekliğimizin kök 9 ile kök 16 arasında olması gerektiği görülüyor. Şıklarda verilen kök 15 bu aralığa giriyor. Yani doğru cevabımız C kök 15'tir. 10. sorumuzda sayı kümeleri verilmiş. Bu kümelerden hangi ikisinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur diye sorulmuştur. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar kümesi birleştiğinde gerçek sayılar kümesini oluşturur. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. 11. sorumuzda aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Verilen eşitliklerden C seçeneğinde 6 çarpanını karekök içerisine alırsak 6'nın karesi çarpı 2'nin kareköküdür ve sonuç karekök 72 olur. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. 12. soruda 5 üzeri 6 tane kalemin tamamı 25 boş kutuya eşit olarak yerleştirilmiş. Her kutuda kaç kalem olacağı soruluyor. Bu durumda bizim 5 üzeri 6'yı 25'e bölmemiz gerekmekte. Bu bölme işlemini yaparken tabanları 5'e göre düzenlediğimizde 5 üzeri 6 bölü 5'in karesi olur ifademiz. Tabanlar aynı olduğundan kuvvetleri çıkartırsak sonucu 5 üzeri 4 olarak buluruz. Ancak şıklarda 25'in karesi olarak verilmiştir cevabımız. Yani doğru cevabımız B seçeneği olur. 13. sorumuzda karekök 80 metre uzunluğundaki bir telin kök 20 metresi kullanılmış ve telin geriye kaçta kaçının kaldığı sorulmuştur. Problemin çözümü için telin uzunluğundan kullanılan kısmı çıkartmamız gerekiyor. Karekök 80 eksi karekök 20 işlemini yapabilmemiz için öncelikle bu kökleri birbirine benzetmemiz gerekiyor. 80'i e 16 çarpı 5, 20 sayısını ise 4 çarpı 5 diye yazdığımızda sayımızın bir kısmı dışarı çıkarılabiliyor. Bu durumda 4 kök 5 eksi 2 kök 5'ten telin geriye kalan kısmının 2 kök 5 metre olduğu görülmektedir. Ancak bizden bir oran istenmiş. O yüzden telin geriye kalan kısmını telin tamamının uzunluğuna oranladığımızda sonucu 1 bölü 2 olarak buluruz. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. 14. soruda alanı 4,41 santimetre kare olan karenin bir kenarının uzunluğu alanı 1,96 santimetre kare olan karenin bir kenarının uzunluğundan kaç metre fazladır? Kaç santimetre fazladır diye sorulmuştur. Alanı 4,41 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğunu bulabilmemiz için karenin alan formülünü hatırlamamız gerekiyor. A kare 4, 41 olduğuna göre a'yı bulabilmek için 4,41'in kare kökü alınır. Bu durumda karemizin bir kenarı 22,1 santimetredir. Alanı 1,96 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu ise aynı yöntemle kare kök 1,96'dan 1,4 santimetre olarak bulunur. Kenar uzunluklarının farkı istenmişti. Biz de bulduğumuz 2,1 uzunluğundan 1,4'ü çıkardığımızda sonucu 0,7 cm olarak buluruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 15. sorumuzda 27 çarpı 3'ün karesi bölü 3 üzeri 4 ifadesinin sonucu sorulmuştur. Verilen ifadede sayıları 3'ün kuvvetlerine göre düzenlersek, yukarıda 3 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi elde ederiz tabanları aynı olduğundan kuvvetleri toplarsak işlemimiz 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 4'e dönüşür. Tabanlar aynı olduğundan kuvvetleri çıkarttığımızda sonucu 3 olarak buluruz. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. 16. sorumuzda alanı 24 cm kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuştur. Burada verilen uzunlukları birbiriyle çarparak alanı 24 santimetre kare olarak elde edebiliyor muyuz diye kontrol etmemiz gerekiyor. C seçeneğinde verilen uzunlukları çarptığımızda 48 santimetre kare gibi bir alana ulaşıyoruz. C seçeneğinde verilen kenar uzunlukları soruda verilen dikdörtgene ait olamaz. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. 17. sorumuzda. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır diye sorulmuş. Bir irrasyonel sayı olabilmesi için kök dışına tam olarak çıkartabilmemiz gerekiyor. Ancak A seçeneğinde verilen karekök 28 ifadesi ancak 2 kök 7 olabiliyor. Kök dışına tamamen çıkartılamadığı için bir rasyonel sayı değildir, irrasyonel sayıdır. Yani doğru cevabımız A seçeneği olmalı. 18. sorumuzda 250 santimetre kare alanlı bir kare ile bir kenarı buna ortak olan 128 santimetre kare alanında bir üçgen verilmiş. Ve bizden EC'nin toplam uzunluğu istenmiştir. Öncelikle ED uzunluğunu bulabilmek için ABDE karesinin alanından, Kök 256 işlemini yaptığımızda 16 cm buluruz. DC uzunluğu için ise BDC üçgeninin alan formülüne bakarsak 16 çarpı DC uzunluğu bölü 2'nin 128 etmesi gerekiyor. 16 ile 2'yi sadeleştirirsek 8 DC 128'e eşittir. Burada gerekli sadeleştirmeler yapıldığında sonucu 16 cm olarak buluruz. ED ve DC kenarlarını toplarsak cevabı 32 olarak buluruz. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. 19. sorumuzda kök 288 kilometrelik bir yolun yarısını dakikada kök 8 kilometre, diğer yarısını ise dakikada kök 18 kilometre hızla giden bir aracın bu yolun tamamını kaç dakikada aldığı sorulmuş. Öncelikle yolun yarısını hesaplarsak Karekök 288'i 2'ye bölmeliyiz. Karekök 288 144 çarpı 2'den 12 kök 2 olarak bulunur. 2'ye böldüğümüzde yolun yarısı 6 kök 2 kilometredir. Öncelikle araç yolun 6 kök 2 kilometresini dakikada kök 8 kilometre hızla kaç dakikada almış onu bulmalıyız. Burada zaman eşittir yol bölü hız formülünü kullanırsak Yolu hıza böldüğümüzde bu kısmı yani yolun yarısını 3 dakikada aldığını görüyoruz. Diğer yarısı için yolumuzu yani 6 kök 2'yi burada yaptığı hız olan kök 18'e bölersek sonucu 2 dakika olarak buluruz. Bulduğumuz süreleri topladığımızda yolun tamamını 5 dakikada gittiği görülüyor. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. 20. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizinin ilk 5 terimi olabilir diye sorulmuş. Bir aritmetik dizide ardışık terimler arasındaki farkın eşit olması gerekir. Buna göre D seçeneğinde verilen dizide ortak fark 4 olarak bulunur. Yani D seçeneğinde verilen dizi bir aritmetik dizi belirtir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.